Sabah gazetesi bugün şok bir iddia ile çıktı okuyucusunun karşısına. İddiaya göre donanmadaki aramalarda bulunan belgelerde balyozcuların PKK ile irtibat planı yaptığı ortaya çıktı. Balyoz Cuntası'nın 2007 seçimleri öncesinde PKK'yı kullanmak için plan yaptığı ileri sürüldü. Bu tüyler ürperten iddiayı Sabah gazetesi manşetine taşıdı. İddianın kaynağı Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde ele geçen balyoz belgeleri. 2003 yılında hazırlanan planın 2007'de güncellendiği öne sürülüyor. Asimetrik tehdit kapsamında radikal... İddiaya göre plan 5 nolu hard disk içinde Güneydoğu Doç isimli dosyada bulundu. Görevlendirme sonuç raporu başlıklı planın amacı çok açık. Seçim öncesi kaos. Plana göre kaos ortamı oluşturmak için tespit edilen bir grup esnaf üzerinde çalışma yapacak. Milliyetçi duyguları yüksek esnaf belirlenecek ve bunlar koordine edilecekti. Sonuç raporunda aynen şöyle deniyor. Deniz Kurman Yüzbaşı Nihat Ağa tarafından garnizon bünyesindeki hazırlıklar ileri gelen esnafla birlikte incelenerek gerektiğinde eyleme yönelik provalar yaptırılabileceği. Esnaf üzerinden oynanan kirli ve kanlı oyun bununla bitmiyor. İddiaya göre balyoz iki ekip kurdu. Ekiplerden biri milliyetçi esnafla temas sağladı. Diğeri ise bölgede iş yerlerine saldırı düzenleyecek karşı grubu organize etti. İKKD Üsteğmen Müslüm Ağa tarafından tesis ettiği irtibatları vasıtasıyla 1 Mayıs ve terör örgütü elebaşının doğum günü gibi günlerde bazı esnaflara ait iş yerlerine yönelik eylemler yaptırılabileceği. Kaos planı kan donduruyor. İddiaya göre sırf seçim öncesi gerginliği tırmandırma adına birliklere yönelik eylem kararı dahi aldılar. ELN başçavuş M. Ali K. bölgesi dahilinde müzahir sivilleri doktrine ederek birliğe yönelik sansasyonel eylem yaptırabileceği. Sabah gazetesinin manşetine taşıdığı balyoz belgesinde PKK'yı devreye sokmak için sol örgütlerin de kullanıldığı görülüyor. Deniz Kurmay Yüzbaşı Koray Ö, sol örgütlerle bölücü örgüt arasındaki bağlantıları kullanarak sansasyonel eylemleri istenen zamanda ve istenen gruplar aleyhinde yönlendirebileceği.